تحرمون ما أثنى الله على من وفى. O adı yerine getiren kişi Rabbim Tebareke ve Teala övmesine rağmen siz nasıl oluyor da bu şekilde haramlaşıyorsunuz, haramlaştırıyorsunuz? Hani diyor Allah işte وَلْيُوفُنُوا ذُرَهُمْ. Ondan sonra başka bir ayette övüyor Rabbim Tebareke ve Teala. İşte nasıl oluyor da siz bu şekilde tahrip ediyorsunuz? El cevap diyor. Diyor ki اَنَّنَا لَا نَقُولْ اِنَّ الْوَفَاءَ هُوَ مُحَرَّمْ. Biz demiyoruz yani onu yerine getirmek haramdır. Hatta yuqal innena hedimna, yani hatta ki biz buna aykırı bir şey dediğimizi görsün. Hayır, biz böyle demiyoruz. Walakin nus innema naqul el muharram au el munkar el kariha el şedide ve huwa aqd el nuzr. Bakınız, kerih olan nedir? Onu yerine getirmek değil, adak adamaktır. Yani kızım mesela üniversiteyi bitirirse kurban keseceğim. Kızım doktor olursa kurban keseceğim. Kıbrıs yani kızım işte filan 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 mertebede olursa kurban keseceğim. İşte bu nedir? Bu haramdır. Bunu demek istiyoruz. Yoksa o kurbanı kesmek anlamına gelmiyor. Biz onu kastetmiyoruz diyor İbn Uthaymin rahmetullahi. Ve fark beyne'l akd ve'l vefa. Yani burada adak adamakla o adağı yerine getirmekle fark var diyor. Fe'l akd الابتدائي والوفاء في الثاني الحال التنفيذ لما نذر. Yani العقد o başlangıçta olan ama yerine getirilmesi gereken olan ikinci mertebedeki olan nedir? Yerine getirilmesi olan. Evet. Ve kavluhu ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله. Kim Allah'tan başkasına kurban adayan olan bir kişi bu şekilde adıyorsa onu yerine getirmesin. Ya Rabbi şu komşumun evi yanarsa ben kurban keseceğim. Kesinlikle bu caiz değildir. Ya Rabbi şu adam iflas ederse ben kurban keseceğim. Kesinlikle bu caiz değil. Öyle cins insanlar var. Çekememezlik var. Var. Maalesef. Allah'tan korksunlar. Öyle bir şey olur mu ya? Ama var, öyleleri var. Çekemiyor. Öyle. Adakta bulunuyor. Bu da onun cahil olduğunu gösteriyor. Kesinlikle bu adak caiz değildir. La nehiye ve nehi bihasab el ma'siye fe in kanet el ma'siye haramen fel vefa bin nezir haram. Bakınız yani mesela eğer adadığın olan şey haram ise o yerine getirmek de olan haram. Mesela örneğin ya Rabbi işte şu işimi rast getirirsen bugün İçki masasını donaltacağım ve içki içeceğim. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Ama adam diyor, ben bugün vallahi gidip içki masasının üzerine oturacağım ve içki içeceğim. Bu adak oldu, yemin oldu. Bu adamın cahil olduğunu gösteren olan bir fiil işlemiş oluyor. Veyahut da işte oğlum askerden gelirse işte şu şekilde şöyle şöyle yapacağım. Hayır. Gene de bu caiz değil. Kaldı ki masiyet üzerine edilen olan bu adak kesinlikle bu nedir? Caiz değildir, haramdır bu. Adam aynen çekememezlik var, haset var içinde, kin var içinde. Diyor ki filan adam iflas ederse ben bir kurban keseceğim. Allah'tan kork. Allah tebareke ve teala vermiş bu adama. Sana da verebilir. Değil mi? Herkesi Rabbim tebareke ve teala zengin kılmış olsaydı yani dünyanın dengesi bozulur. Bunlar caiz değil. Ve in kanet el ma'siye mekruha, yani şayet masiyet mekruh bile olsa, yani ne gibi? Mesela bir kişi soğan veyahut da sarımsak yediği zaman camiye gitmesin diyor Allah Resulü. Aslında bu masiyettir. Eğer sen kalkıp soğan ve samursak yersen nedir? Ve camiye gidersen melekleri eziyet edersin. Bu bir masiyettir. Vel vefa bin nezir mekruh. Aynı şekilde neziri yerine getirmek gene mekruhtur. Lennel masiye el vuku' fîmâ hiye anhu. Yasaklanan bir şeyin yapmamaktır aslında olan. Rabbim Tebareke ve Teala sana bunu emretmemesine rağmen ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sana göstermemesine rağmen kalkıp sen ne yapıyorsun? Ya Rabbi işte filan işim olursa kurban keseceğim. Hayır deme kardeşim.
Deme Allah tebareke ve teala zaten bunu kabul etmiyor. İstemiyor senden. Ve çok kişi adadığı zaman hep nedamet içerisinde kalıyor. Sevfe yendem ve tekun hasreten aleyhi. Ya işte param yok, evin kirası geldi, şu geldi, bu geldi. Nereden getireceğim? Kim sana ada dedi? Ama madem ki adadıysan onu keseceksin.